Söz alma. Fakat kimden? Yazan Tarık Buğra. Seslendiren Hakkı Ergök. Bu uğursuz bir karşılaşma oldu. Yoksa amcam o gün beni bulabilir miydi? Hatta değil yalnız o gün, o günden sonra beni kasabada ve belki de dünyanın hiçbir yerinde artık bulamayacaktı. Fakat gaddar şans benim şansım. Bizi en olmayacak yerde karşı karşıya getirdi. Ve ben elimde 3 paketle evlerinin yolunu tuttum. Paketlerden birinde kahve, ötekinde şeker var. Akşam şekerli kahve ikram edilecek. Tam lazım olduğun sırada. Sen evin adamısın. Amcam böyle söylüyordu bana. Ve 3. pakette İstanbul şekeri vardı. Misafirlere tutulacak. Misafirlere, yani can alıcılara. Kapı aralıktı ve bu beni bar bar bağırtacak kadar çileden çıkardı. Kapının aralık duran kanadına bütün kuvvetimle bastım tekmeyi. Ev şöyle bir sarsıldı. Az sonra da merdivenlerin başında yengemle annem göründü. Annem de oradaydı tabii, böyle bir günde. Annem yarı şaşırmış, yarı kızgın, "O ne biçim kapı kapayış Allah aşkına?" Ters ters baktım ve merdivenleri omuzlarıma her basamakta bir denk daha yükleniyormuş gibi ağır ağır çıktım. Yengem, deli oğlan işte, diyerek işine gitti. Elimden paketleri annem aldı ve bunu yaparken de ta gözümün içine baktı, sonra da hiç sesini çıkarmadan uzaklaştı. O annemdir benim ve belki de bir şeyler sezmiştir. Ah, sezmiş olsa, bu bile yetişir bana. Fakat nasıl sezebilir? Onlar odadaydılar. Nülfer de odadaydı. Ve bunu düşünmek beni büyülenmiş gibi olduğum yerde tutuyordu. Sofa bir masal çölü gibi sessiz ve uçsuz bucaksızdı. İçimi korkuya benzer, küçülüşe, mini mini, aciz, zavallı bir hayvancık oluverişe benzer bir duygu kapladı. Ve ben hemen tam karşımda duran aynayı fark ettim. Amma ne delikanlı. Başında o senelerdeki üniversitelilerin şahane gururu olan bozkurtlu aptal kasket ve ceketin yakasında yılanlı rozet. Ve aleyküm selam yarının akil muhtarı. Yarın dediğinde nedir ki? Fakülte için 5 sene, askerlik için 3 sene, çemişgezek hükümet doktorluğu için 4 sene. Sonra? Sonrası kolay. Sonrası bunun para, şöhret, ilim ve... Vesi yok işte artık. Dişlerim kenetlendi, çene kemiklerim oynadı ve kasketi kaptığım gibi masanın altına savurdum. Yengem seslendi. Masanın yeri değiştirilecek. Bir ucundan annemle Nülüfer tutmuşlardı. Yengem benim tarafıma geliyordu. İstemez dedim. Değil masayı, bütün evi tuttuğum gibi ta cehennemin dibine fırlatabilirdim pekala tek başıma. Gözlerimi Nülüfer'e dikmiştim. Kaşlarım gazapla çatılmıştı. Fakat o bana bakmıyordu. Ve artık asla bakmayacaktı. Kaldırsanıza masayı! Diye bağırdım. Annem, seni bekliyoruz, dedi. Yengem güldü. Sonra daha bir sürü iş yapıldı. Ve amcam geldi. Ne canı sıkkın ne de kızgındı. Fakat gene de kaşları çatıktı. Ve babam geldi. Memnundu. Teyzemin kızları geldi. Sırıtıyorlardı. Ayaküstü bir şeyler yenildi. Ortalık kararmıştı. Babam, amcam, ben misafir odasına geçtik. Babam sigarasını sarı kehribar ağızlığına taktı. İstemeye istemeye kibrit çaktım. O başını çevirip ağız dolusu dumanı öte tarafa savurduktan sonra yüzüme bakmadan ''Hasta mısın sen?'' diye sordu. ''Yoo'' dedim. Sonra ani bir kararla ve meydan okuyormuş gibi ben de ona sordum. ''Hasta mı görünüyorum?'' Gözlerimin tam bebeklerine bakarak ''Söyle kahvemi getirsinler.'' dedi. Amcam ''Sen dur.'' diyerek benden önce davrandı. O çıktıktan sonra babama gene sordum. ''Hasta mı görünüyorum?'' Gözlerini kısarak şöyle bir gülümsedi ve ben utandım.
sormakta ısrar etmiştim. Zira buna cevap verirse, konuşmanın gizli kapaklı da olsa pekala bir iç döküş, bir cesaret veriş, bir avutuş olabileceğini umuyor, yani istiyordum. Babam kahvesini bitirdikten sonra kapı çalındı. Sabahtan beri duyduğum kararsızlık, tokmağın sesiyle paniğe çevrilmek üzereydi ki babam alelade bir sesle ne kadar mümkünse o kadar sert, ''Gidip kapıyı açsana, fincanı da al.'' dedi. Fincanı sofradaki masaya bıraktım ve daha taşlığa kadar inmeden ''Kim o?'' diye seslendim. Budalalık işte. Gelenlerin kim olduğunu bilmeyen mi var koca kasabada sanki? Ahmet Efendi evde mi? Açma kapıyı pis heriflere, pis haydutlara. Evde kimse yok de. Defolun diye gücünün yettiği kadar bağır. Fakat öylesine sakin, öylesine kendinden emin ve hakkına güvenen bir sese nasıl karşı gelinir? Birbirlerine buyur buyur dedikten sonra başta müftü olmak üzere eşraftan Hacı Salih Efendi, Hacı Reşit Efendi, Hacı Ali Efendi sırasıyla içeri girdiler. Babamla amcam onları merdivenin başında karşılayıp odaya aldı. Hoca Efendi sedirin baş köşesindeki mindere kuruldu. Babam onun yanında yerini aldı. Öbürleri de yaşları ve başlarına göre kapıya doğru sıralandı. Ben kapının önünde ayakta henüz tamamen silinip kaybolmamış olarak duruyordum. Amcam az ötemdeki mindere diz çökerek oturmuştu. Herkes birbiriyle merhaba diye selamlaştı. Hal hatır soruldu, havadan sudan konuşulup Allah'a şükredildi. Her şey iyiydi. Çünkü onlar hep iyi şeylerden bahsetmişlerdi. Dışarıdan kapıyı tıkırdattılar, çıktım, kahve. Komşu kızdan tepsiyi alıp içeri girdim. Kahveyi ilk olarak şu en aşağıda, amcamın hemen yanında sümsük sümsük ve sürüklenip getirilmiş gibi oturan herife buyur etmek isterdim. Fakat tabii ayaklarım dolana dolana Müftü Efendi'ye gittim. Müftü Efendi az sonra, ''Sebebi ziyaretimiz efendim şudur.'' diye söze başladı. ''Biz aramızda konuşup görüşüp münasip gördük ve namus ve gidişatiyle herkesin hürmetini kazanmış olan eşrafımızdan Hacı Salih Efendi'nin mahdumu Cahit Efendi'ye, bizim Ahmet Efendi'nin kerimeleri Nilüfer Hanım'ı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istemeye karar verdik. Sen ne dersin Ahmet Efendi?'' Herkes susuyordu. Amcam da susuyordu. Ben de. Hoca Efendi gene konuştu. Gerçi zamane delikanlılarına pek güvenilmiyor. Fakat biz hepimiz oğlumuz Cahit Efendi'nin ahlakına şehadet ederiz. İçkisi sigarası yok. Kahveye mahveye gitmez. Top mop oynamaz. Sabahtan akşama kadar işinin başındadır ve 5 vakit namazını eda eder. Sonra Ahmet Efendi kızınız evinin sahibi olacak ve kimse kalbini incitmeyecek. Gene susuldu. Cevap bekleniyor ve bu bekleniş amcamı eziyordu. Ezilişi besbelliydi. Nihayet başı eğik ve gözleri halının fakat fark etmediği bir işlemesine bağlı olarak konuştu. Bana söz düşmez Müftü Efendi. Ağam söylesin. Ailemizin başı o. Hoca Efendi babama döndü. Babam, kısmet neyse o olur Müftü Efendi, bu bizce de münasiptir, dedi. Odadakiler geniş bir nefes aldı ve ben ancak onlar Hacı Salih'e ve amcama hayırlı uğurlu olsun derken kendime gelebildim. Münasip mi? Nülüfer, Cahit Efendi'ye mi münasip? Cahit Efendi Nülüfer'i, o benim bunca yıl dokuyup ördüğüm Nülüfer'i ne bilir ki Nülüfer ona münasip olsun? Fakat bütün bu olup bitenlere, bu haberi duyduğum andan beri olup bitenlere bir isim takmaya bir türlü vakit bulamadım ki. Sen evin adamısın. Götür şu paketleri. Masanın yeri değişecek. Fincanı al. Kapıyı açsana. Ve bu arada annem memnun, babam memnun, yengem memnun. Amcam bağkurlaşacak kadar mutlu. Hoca Efendi, Salih Efendi, Hacı bilmem kim Efendi, bütün kasaba. Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi Allah'ın emri, peygamberin kavli. Peki ya Nilüfer, ya ben?
Ya Nilüfer'e bakan kim? Bana bakan kim? Ve şimdi de odadakiler Müftü Efendi'ye uyarak diz çöküyor ve onun okuyacağı duaya amin demeye hazırlanıyorlar. Hoca Efendi bana işaret etti. Anlamadım. Amcam fısıldadı. Kapıyı aç. Açtım. Karanlık sofanın dip tarafında başları beyaz tülbentlerle sarılı kadınlar diz çökmüş, duayı bekliyorlardı. Hoca Efendi başladı. Davudi sesi camide, yani derinliğin ve imanın içerisinde ne kadar dokunaklı, ne kadar bağlayıcıysa burada da öyleydi. Dua bitti, amin denildi. Hayır ve uğur dilekleri tekrarlandı ve kapıya gene aynı komşu kızı Şeker getirdi. Alarak dağıttım. Şekerliği sofradaki masanın üzerine bırakırken, kadınların bulunduğu odadan ve zapt edilmek istenen gülüşlerin arasından bir hıçkırık bana kadar geldi. Nilüfer ağlıyor. Mutluluktan tabii, mutluluktan diyorlar. Odaya döndüğüm zaman Müftü Efendi, Araplar cahiliye devrinde 9 yaşına kadar olan kızları diri diri kuma gömüyorlardı diye anlatıyordu. Ve burada bir parantez açarak insanlık üzerine, can üzerine, insanın varlığına hükmedebilmesine ve ona Allah'tan başka kimsenin hak iddia edemeyeceğine dair güzel sözler söylüyordu. Hoca Efendi, kızların varlık olarak Allah'ın canı olarak kabul edilmeyen o devre taan ediyor ve bunu yaparken o güzel sesini hiddet değil, gazap değil, hüzün, hatta melal titretiyordu. Sanki 1300 küsür sene önce ve bambaşka bir iklimde yaşayan bir başka ırkın günahlarında kendisinin de vebali vardı ve bu onu pişmanlıktan harap ediyordu.